Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Artık büyük finaldeyiz. Çok çekişmeli geçen bir turnuvanın artık final ayağına geldik. İki tane çok güçlü takım karşılaşıyor. Best of 9 üzerinden yani 9 maçtan 5'ini alan kazanacak. Çok çekişmeli gidiyor maçlar bakalım. Öncelikle hızlıca ilklerden başlayalım. Aftermath takımının yani kısaca AM diyeceğim final boyunca. AM takımının ırklarına bakarsak burada Lier'de Britonlar var. Güzel bir okçu ırkı. Hera'da Franklar var. Atlı gidecektir. NBL ise Vietnamlılar oynuyor. Vietnamlılar da burada. Karşıdaki Archer'ları counterlamak için çok iyi tercih. Güzel bir dağılım yapılmış ırklarda. Tatoht'ta ise burada Secret'a geçtik. Takım Secret'a geçtik. Tatoht'ta Aztekler var. Hem Eagle hem Archer gidebilirler. Viper burada Persler oynuyor. Paladinleri gerçekten güçlü. Yine o da atlılara gitmeyi tercih edebilir. Slam'de ise Etiyopyalılar var. Etiyopyalılar güzel bir Archer ırkı diyelim. Şu an zaten map'imiz ilk map'imiz Arabiya olduğu için çok bir hareketlilik olmayacaktır. Rush yapan var mı diye bakıyorum. Özellikle şuradan asker sayılarına bakayım. O bize çok belirleyici olacaktır. Çok şey gösterecektir. Hepsinin sadece birer tane scout var. 3'e 3 maçları sunmak arkadaşlar gerçekten çok zor. Şu an bile oyunda da hafif bir kasma oluyor. Harita çok dolu olduğu zaman özellikle savaşlar çıktığında oyunda ufak tefek kasmalar oluyor. Bir de map'i takip etmek çok zor oluyor. Burada MBL filini çekiyor şimdi. Bir tane vurdu ama fil gelmedi burada. Tekrardan vurdu. Şöyle bir işaret geldi bakalım. Burada Slam filini çekmeye gidiyor sanırım. Filine bir işaret atmıştı. Haritayı en geriden takip ediyorum arkadaşlar şu an. Diğeri de filini çekiyor. Tüm herkes filini çekerek güzel bir başlangıç yapıyor. Gördüğünüz gibi burada Viper da çekmiş. Burada pocket olması yani ortada olması Viper'ın çok kolay gelişmesini sağlayacaktır. Üstüne pek baskı gelmeyecektir. Karşıda da aynı şekilde Hera pocket olmasını güzel bir şekilde kullanabilir. Buraya sürekli ping geliyor sanırım. Rakipten de geliyor olabilir. AM takımı burada Slam'i bulduklarını işaret ediyor olabilir. Diğeri burada Slam'in filini çalıyor güzel bir şekilde. Scout'la filini çalıyor. Bu Slam'i bayağı geri düşürecektir. Lier'den çok iyi bir hamle. Scout'u ne kadar güzel kullanıyor görüyorsunuz. Rahatlıkla fili takip ettiriyor. Scout'la fil çekmek de gerçekten zordur. Ufaktan wall'lanmaya da başlıyor House'larla. O fil Lier'i çok öne geçirecektir. Ayrıca Slam'i de geri düşüreceği için hızlıca bir Archer baskını yapabilir. Çünkü Çağ'ı daha hızlı atlayacaktır. Burada Fil'in 400 eti var arkadaşlar. 400 et gerçekten çok önemli olacaktır. Yani işçi sayıları hemen hemen aynı. Sadece MBL 14'te kalmış. O da 15 oldu. Viper biraz önde 16 işçi gibi önde diyelim. Puan farkları neredeyse aynı. Team Secret biraz daha önde duruyor ama çok yakın birbirine bu seviyelerde puan farkı çok önemli değil ilk çağlarda. Buraya MBL 2 tane house atmış yan yana. Sanırım burayı biraz sonra wall'layacak. O yüzden yan yana 2 house gelmiş ama kendi zaten Hera da o tarafta. Kendi takım arkadaşına doğru wall'lanmayacaktır. Buraya MBL'den şimdi Barracks geliyor. Manhattan'a gittiğini görebiliriz. Henüz karşısındaki Tatoht'tan bir askeri bina gelmiş değil. Burada Scout'u ile birlikte Slam'de filini kaybettiği için Hindilerle yetinmek zorunda kalıyor. Sanırım fili kaybettiğini fark etmemişti. Şimdi oraya doğru çünkü bir işçi spamladı. İşçi oraya gidiyor ama filin olmadığını görecektir. Oraya hemen etrafını kapatarak bir tane Barracks atıyor. Rakipten baskı gelmesinden korktu sanırım. Etrafını hemen kapattı. Bir işçiye bile tahammül yok artık final maçında. Her tarafın kendini koruyarak oynaması gerekiyor. Viper'ın base hem pocket olmasının yanında ağaçlarla da çok iyi korunuyor. Wall'lanması kolay olacaktır. Ondan da Barracks geliyor. Şimdi MBL sol tarafta uzun bir Pedicite Wall'la iki Gold'un arasını wall'luyor. Burada 3 tane de Militia gelmiş. Yanına Scout'unu da ekleyecektir. Militia'lar biraz sonra Man at Arms olabilir. Ama hala Dark Age'de diğerleri çoğu Feodal'e geçti. Feodal'de geçmeyenler de basmış durumda.
ırk olarak diyordum, pardon. Çağ olarak biraz geride kalacak. Oraya Tatoh rakibin geldiğini orada bastı. Eagle'la fark etmeyi başardı. Baraksın içinde de sanırım Eagle'lar var. İşçiler hemen wall'lanmaya başladı. Hızlıca wall'lanıyorlar. Eagle orada onu oyalarken Viper da scout'unu yardıma getirmiş. O milişaların içeri girmesi artık zor görünüyor. Girse de pek bir şey yapamayacaktır. Çünkü hala Dark Age'de etrafta wall'landı zaten. Güzel bir tedbir geldi. Burada Viper'da hemen iki pardon iki diyorum ya. Tatoh'la arasındaki yeri güzel bir şekilde quick wall'larla kapatmayı başardı. Team Secret sol tarafını güvene almış durumda. Viper güzel bir şekilde wall'landı. Slam'ın base'i biraz uzak olduğu için Slam kendi kendine burada wall'lanmak durumunda kaldı. Fil'ini de kaybetmişti biraz. Slam için işler kötü gidiyor. Puan da zaten geride. Ama o da Feodal'e geçti. Çoğu oyuncu Feodal'de, sadece MBL Milisha bastığı için biraz geç bastı. Burada Tatoh da Milisha basmış. Milishalar biraz sonra Manatarms olacak. Çünkü geliştirmesi geliyor. Orada Scout'a bir hasar verdi. Ama milişalar orada da iş yapmayacaktır. Çünkü yine wall'lanmalar tamamlandı. Buraya bir ping geldi ama buranın kapatılmasını istemişti. Şimdi orası da kapanıyor. İki takım da wall'lanarak şimdiden savunmasını kurmuş durumda. Şu arası biraz kapanması zor. Slam açıkta kalacak. Burada da aynı şekilde MBL'in biraz açıkta kalacağını söyleyelim. Tatoh'un milişaları Manatarms olmuştu. Orada ama Manatarms olsa bile gelen scout yardımıyla Hera'nın scout'u da geldi. Orayı temizlemeyi başardılar. Şöyle bakıyorum. Lieri'nin yanında Hera ile birlikte o da üst tarafta wall'lanıyor. Burada da MBL biraz dışarıda kalmış demiştik ama MBL de etrafını wall'lamaya başlamış. Arkadaşlar oyun gerçekten biraz kasıyor. Kusura bakmayın. Yapabileceğim bir şey yok. Kalabalık olduğu için, çok fazla asker ve işçi olduğu için hafif donmalar oluyor. Burada gerçekten Lieri Britons olduğu için Archer biriktirmiş bayağı bir. Çok fazla Archer var. Yanına scoutlarla da destek, bir tane de scoutuyla destekliyor ama orayı Slam şimdi fark etti. Oradan gelen Archer'ları Hera doğruya scoutlarını yollamış. Sanırım Slam'in üstüne büyük bir baskı kuracaklar burada. Slam yalnız kalmıştı. Oraya doğru baskıyı arttırıyorlar. Tıklayamadım kimin? Viper'ın scoutları içeriye girmeyi başarmış. Ama işçilerden quick wall'lar gelmiş. İşçiler quick wall atınca hop, burada Slam'de Archer basmaya başlamış. Oyunu takip etmekte gerçekten zorlanıyorum arkadaşlar. Burada Lieri'nin Archer'ları gelmişti ama Slam'de orada bayağı bir Archer basmış. Kendini savunmayı şimdilik başardı. Viper'ın scoutları burada Tatoh'ta getirmiş. Oraya Spear getirmiş rakip. Scoutlardan korunmak için Team Secret sol taraftan Hera'nın üzerine bir baskı kuruyordu şimdi ama orayı kapatmayı başardı. House'larla orayı kapatıyor. Burada Petsite olunca azdı ama arkasına bir House daha geldi. Viper Hera'nın iki scout'unu da kovalayacak. Burada diğer yukarıdan az Archer'larıyla yürümeye başladı ama Slam şimdilik orayı kendi Archer'larıyla tutmayı başarıyor. Sol tarafta scoutlar arasında bir savaş oldu. Arkadaşlar bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Bende renk körlüğü var. Renk körlüğü olduğu için mesela bu iki scoutlardan hangisi hangisinin ayırt edemiyorum. O yüzden üstüne tıklamam gerekiyor. Mesela Viper'ınkiler bunlar. Hera'nınkiler bunlar. Üstüne tıklamadığım sürece ayırt edemiyorum renklerden. Hangisinin hangisine ait olduğunu çözemiyorum. Burada Slam bastığı Archer'ları şimdi rakip base'i ilerletiyor ama orada Petsite wall'lar ve House'larla wall'lanma tamamlanmış. Diğeri burada 16 okçuluk bir ordusuyla yaklaşıyor oraya. Slam scout'uyla orayı fark etti. Geri çekilmesi gerekecek çünkü 8 Archer'ı var sadece, neredeyse yarı yarıya. Buradaki istatistiklerden de bakarsak asker sayıları belli olacaktır. Sol tarafın wall'lanmasını burada engellemişti. Viper içeri girmişti ama Hera scout'larıyla orayı temizledi. Şimdi Slam de burada Archer biriktirmeye devam ediyor. Yukarıdan Viper'ın scoutları birkaç tane Gold'da işçi kesmeyi başarmış. Viper scoutlarını temizlemişti dedim ama bir iki tanesi ölmüş sadece. Viper'ın diğer scoutları burada 7'ye yakın scout var. 7'ye 7'lik bir scout sayısı var.
Orada Gold'da işçi darlamaya devam ediyorlar. Orada scoutlar arasında da bir savaş başladı. İşçilerle de vuruyor oraya Hera. Pakıt olmasına rağmen Viper'dan bir baskı yedi burada ve baskı yemeye devam ediyor. Scoutları çünkü temizleyemedi. Orayı kim mimik oluyor bakalım. İşçilerin de yardımıyla Viper'ın 4 scout kaldı. Hera'nın 5 ama canları biraz az Hera'nınkilerin. Viper'ın da canlarının çok olduğunu söyleyemeyiz. Burada Slam 17 sayısına ulaşmış Archer sayısında. Karşısındaki Lieri ise hop yapalım 24 Archer var. Herkes şu an Feodal'e eşit arkadaşlar. Ama Lieri'den market geliyor. Sanırım biraz sonra Kessel'a bastığını görebiliriz. Kessel'a geçtiğinde cross olursa o sayı çok yeterli olacaktır. Burada Viper scoutlarıyla tekrar işçilere girmiş. Birkaç tane de işçi kesmeyi başarmış. Ama artık o scoutların yaşamasına izin vermedi Hera. Son bir tane scoutun bir canı var, o kaçıyor ama artık o da ölecektir. Burada MBL Tatoh'un archerlarını kovalıyor. Tatoh bakalım orayı mikrolayabilecek mi? Ama sayıca çok geride. Birer archer kaybettiler. Tatoh oradaki tüm archerlarını kaybedecektir. Sayıca çok geride olduğu için. Burada iki archer range atmış. Etrafı wall'lu şekilde devam ediyor. Burada Pedicide Gate'in önünü kapattığı için archerlar sanırım içeride kalıyor şu an. Üst taraftan bir açılmaya mı gidiyor? Şu an çözemedim Lieri'nin ne yapmak istediğini. Hera buraya scoutlarını da getirdi. Orada Kessel'a geçmek üzere. Lieri Kessel'a geçtiğinde işler çok karışacaktır. Lieri'nin buradaki archer sayısı cross olduğunu düşünün. Bir de Britons olduğu için çağatladıkça da bonus alacak. Cidden şu an Team Secret için tehlike çanları çalmaya başladı. Çünkü scoutların yanında gelen bu archer ordusu biraz sonra cross olacak. Ve orada resmen yargı dağıtacaktır. İlerlemeye başladı. Slam buraya Gold'un yanına bir tower atmış ama artık o tower da onu koruyamaz. Scoutlar da geliyor çünkü orada açılan ufak bir delikten içeri giren scoutlar ve archerlar neredeyse Slam'i bitirme noktasına gelebilir. Slam de archer basmaya devam ediyor. Tepede burada heal advantage alıp savunmaya deneyecek sanırım. Viper'ın base'ine henüz bir baskı gelmedi. İki tane stable'ı var. Castle'a geçmiş. Knight basmaya başladı. Castle'ın Knight'ın upgrade'lerini de alıyor. Tatoh da Archer upgrade'lerini arıyor. Cross upgrade'i geliyor. Botkin Arrow geliyor. O da tamamen Archer yönecektir. Viper'ın Knight'larını da yanına katıp soldaki MBL'e doğru bir baskı geliyor. Burada şimdi Lieri'nin Archer'ları cross oldu. Ve direkt Viper'ın üzerine, Pocket Viper'ın üzerine yürümeye başladılar. Oradaki Pet Side Wall çok hızlı açılacaktır. Görüyorsunuz zaten 32 tane cross kişilere de vurmaya başladı. Orayı nasıl tutacak şimdi Viper bilmiyorum. Knight yollasa Knight'lar bile burada çok yetersiz kalır. Attığı T'sinin içine işçileri sokarak şimdilik savunabilir orayı. Yukarıdan şimdi Tatoh'un crossları Gold'daki MBL'in işçilerini doculamayı başardı. Oradan kovdu resmen. Viper'ın Knight'ları da geldi şimdi oraya. Açılacak bir Pet Side Wall. İçeri giren Viper'ın Knight'ları MBL için çok sorun yaratabilir. Şu an savunacak Spear ya da Pikeman'i de yok. Hera'nın base'i ve Lieri'nin base'i şu an sorun yok. Kapalı şekilde. Slam da Archer'larını burada biriktirmeye devam ediyor. 29'a 32'lik bir fark var. 3 okçuluk bir fark çok etkilemeyecektir ama şu an Lieri orada işçi kesmeye başladı Wood'daki işçileri. Çünkü menzil avantajı var. 5 artı 3. Rakip 5 artı 2 Britons olduğu için Castle Age'e geçtiğinde artı 1 menzil ve artı 1 atak aldı. Şu an ama Slam'in Archer'ları da %25 daha hızlı ateş ettiği için yan yana gelirlerse arkadan Viper'ın Knight'ları da geliyor. Orada Lieri'nin cross'larını temizlemeyi başarabilir. Sanırım Slam orada heal advantage aldı. Arkadan Viper'ın Knight'ları da geliyor şimdi. Archer'ın cross'ların birini çok güzel sağ sol yaparak mikro atarak rakip Archer'ları biraz deny'ladı. Orada Knight'lar da şimdi geldi. Yukarıdan Viper'ın diğer Knight'ları da geliyor. Lieri tüm ordusunu kaybedebilir. Slam'in crosslarıyla birlikte yukarıdan Lieri tekrar cross yolluyor ama Viper'ın Knight'ları orada Lieri'nin çoğu cross'unu düşürdü.
Ve yukarıdan şimdi Hera da Knight getirmeye başladı oraya. Knight sayısı ama Viper'ınkinden biraz daha az diyelim. Hera'nın Knight'ları ile Viper'ın Knight'ları şu an kafa kafaya arkada ama Leary'nin Archer sayısı daha fazla. Pardon, Slam'in Archer da sayısı daha fazla. Leary'nin oradaki büyük cross ordusunu eritmeyi başardı. Team Secret gerçekten çok iyi oynadı. Solda MBL'in üstünde henüz bir baskı oluşmamış. Buradaki cross sayısı henüz Tato'nun çok fazla değil, 10 sayısında. Viper'ın Knight'ları ile birlikte Slam'in cross'ları burada TC'nin altına ilerliyor. Orada birkaç işçi keser miyim diye baktı ama orada TC'nin altında bu iş biraz zor. Hera Knight sayısını 10'a çıkarmış. Headside wall'ları açarak orada base'ine soktu. Burada Tato'da 20 cross yapmış, yukarı doğru yaklaşıyor. Team Secret tamamen şu an Hera'ya baskı kurmak için geliyor. Herkes askerlerini buraya doğru çekiyor şimdi. Hera'nın başı biraz belaya girebilir ama Tato bundan vazgeçti. Karşısındaki MBL ile cross savaşlarına başladı. Burada Hera'nın stable'ını yıkmak istiyorlar. Knight basmasını zorlaştırmak için. Tato'nun cross'ları da geldi şimdi. Team Secret tüm ordularıyla Hera'nın üzerine yürüyor diyelim. Orada bayağı büyük bir orduya ulaştı. 49 kişilik bir orduları var ama Leary arkadan geliyor. MBL önden. Hera da yukarıdan geliyor. Tam ortada sıkıştırabilirler Team Secret'ı. Ama şu an orayı sayıcı avantajları olduğu için kötü bir pozisyona girmekten kendilerini kurtardılar. Cross'lar orada Knight'lara vurmaya devam ediyor. Knight'lar şimdi oradaki Petsite Gate'i kırıp içeri geçebilirler. Hatta burada House ile Petsite onun arasında bir boşluk vardı. Orada Knight'lar içeri girdi ama tekrar çıkıyor şimdi. Tuzağa düşmemek için. Team AM yukarı doğru sıkıştırıyor. Şimdi buraya köşeye sıkışırlarsa Team AM Team Secret'ı burada sıkıştırabilir. Team Secret da bunu bildiği için oradaki Petsite Gate'lere vurdu ama Hill Advantage'ı alınca cross'ları şimdi orada çok ciddi hasar attılar. Viper'da Knight'larını sağ sol yapıp mikrolayarak gelen cross ataklarını biraz azaltıyor. Ama iki tarafın Knight'ları da biraz hasar yedi. Güzel mikrolar görüyoruz burada iki taraftan da. Şu an AM'in 58, Secret'ın 40 askeri var. Burada sayıcı avantajı AM aldığı için savaşı Secret kaybedebilir. Hatta çok pahalıya mal olacaktır. Tüm ordularını kaybettiğinde AM bu sefer Team Secret'ın üzerine yürüyebilir ama Slam burada okçu basmaya devam etmiş ve biraz diğeri darlamaya devam ediyor. Diğeri de base'ine Archer kaçırıyor artık. Buradaki savaşın kazananı AM oldu ve Hera'nın 17 askeri, 17 knight'ı var. Henüz Viper tekrardan ordularını toplayamadı. Burada 6 tane yan yana stable geliyor. Knight sayısını bir an önce toparlaması için Viper çok fazla stable atmış. Burada aynı şekilde Tatoh'tan da çok fazla archer range geliyor. Bir an önce o da cross'larını tekrar kazanmak istiyor. Monk ne taraftan gelmiş derken Tatoh sol taraftan MBL'in Wood'daki işlerini temizlemeyi başarmış. Oyunu takip etmek gerçekten çok güç arkadaşlar. Bir de çok üst düzey oyuncular oldukları için her an her yerde bir savaş çıkıyor. Slam burada yine büyük bir cross ordusu toplamayı başarmış ama üstüne 18 kişilik bir knight ordusu geliyor. Hera'nın knight ordusu geliyor. Viper'ın oradaki knight'ı burada gelenleri fark etti. Ama Leary burada tam kaç kişilik ya, çok büyük bir cross ordusu var. 40'a yakın cross'u var. Knight'larla birlikte orada Slam'i neredeyse bitirme noktasına gelebilirler. Acilen Slam'in buraya destek getirmeli Team Secret. Viper'da bastığı Knight'ları sanırım o tarafa yolluyor. Tatoh da aynı şekilde bastığı cross'larla. Aslında şu an tekrar baskıya gidiyorlar sanırım. Hem Viper hem Tatoh Hera'ya doğru askerlerini yolluyorlar. Hera da base'ine doğru şimdi Knight'larını çekti. İki tarafta savunmaya çekilmiş durumda. Burada Viper imp'e geçmiş. Kavalye upgrade'i geliyor. Aynı şekilde Leary de imp'e basmış. MBL de imp'e basmış. Şu an herkes imp'e bastı. Sadece Hera geride.
Hera da çok fazla Knight bastığı için geriye düşmüştü ama Viper şu an orada Knight savaşına girmemeli. Biraz sonra Kavalye olacak zaten, hemen geri çıkıp Kavalye olduğunda dönmeli. Arkadan Tatoo'nun gelen crosslarıyla birlikte Hera'nın tüm ordusunu temizleyebilirler. Şu an Hera da imp'e bastı. Viper'ın Knight'ları şu an Kavalye oldu. İmp'e ilk geçen Viper olmuştu. İkinci geçen de Tatoo oldu. Team Secret burada İmp'e geçmekte, çağ atlama konusunda biraz daha başarılı oldular. En geç geçen de Hera olacak sanırım. Yine Slam ile Hera aynı seviyede geçecek sanırım burada. Viper burada Hera'nın tam önündeki golda bir mining camp atıyor. Orayı toplam gold şu an çok önemli. Stonewall'lar geliyor Hera'dan, base'e Stonewall geliyor. İşçileri Tatoo'nun crossları temizlemeyi başardı. Oradaki wall'u ama aşamadı. Hera'nın base'i şu an çok tehlikede. Ama işçilerle Stonewall'ları tamamlayarak orada Viper'ın kavalyelerin içeri girmesini engelledi. Slam de burada Leary'nin crosslarıyla bir savaşa giriyor ama Slam'in burada heal advantage'ı var. Heal advantage'ı kullanarak Leary ile orada biraz çatışıyorlar. Buradaki savaş devam ediyor. Kavalyeleri her yerden yollamaya devam ediyor Viper. Tatoo'nun crossları burada işçi katliamı yapmış. Biraz sonra kavalyeler buradaki house'u da yıkıp içeri girebilir. Oradaki house da yıkıldı. Şimdi Tatoo ve Viper içeri doğru yürümeye başladı. Paladin upgrade'i geliyor. Viper'dan Paladin upgrade'i geliyor. Onlar Paladin olduğunda çok büyük sorun yaratacaklar içeride. Farmer kesmeye doğru ilerliyor şimdi kavalyeler. Hera'nın Knight'ları var ama Knight'lar çok yeterli olmayacaktır. Şu an Viper kavalyeleriyle birlikte TC'ye vurarak TC'yi düşürmek istiyor ama MBL'den arkadan büyük bir arbalet ordusu geliyor. Önce oraya döndüler şimdi. Tatoo'nun da arbaletleriyle birlikte orayı temizlemek isteyecekler. Burada Slam geri çekilmiş. Leary büyük bir cross ordusuyla üzerine yürüyor. Viper Knight'ları, pardon, Paladin'leriyle artık yukarıda Knight ve işçi kesmeye devam ediyor. Viper şu an alt tarafta da arbaletlerini kovalıyor MBL'in. Viper şu an Team Secret'ın tüm ordularını yönetiyor diyebiliriz. Her yerden stable'lardan sürekli Paladin spamlıyor. Sanırım Slink de alıyor. Slink de arkadaşlar bu arada takım arkadaşlarının kaynak göndermesi diye çevirelim. Burada MBL'in ordusunu temizlemeyi başarmış. Paladin'ler şimdi içeri doğru ilerleyecekler. Yukarıda hop, Hera outpost atmış. Şu an base'ini Hera büyük ölçüde temizlemiş. Slam aşağıya Viper'la birlikte marketlerini atıyor. Sol altıda Tatoo kontrol ediyor. Derken GG geldi arkadaşlar. Daha market başlamadan marketing burada ticaret yapacaklardı. Bu yolu kullanarak arkadaşlar market arabası yapıp gold ihtiyacını karşılayacaklardı. Gold bitmek üzereydi şu an. İmpe de geçtikleri için. Ama EM artık dayanamadı. Özellikle burada Hera çok geriye düştü. MBL'in de tüm ordularını yok ettiler. Burada Viper, Tatoo da büyük bir baskı yapmış. Tatoo arbaletler ve Capramlerle birlikte MBL'i burada yıldırmış. Hiçbir ordusu yoktu zaten. Capramler de içeri doğru süpürmeye başlamıştı. MBL'in de çok fazla işçisi ve askeri gitmişti. O yüzden artık dönmeyeceği için GG'yi verdiler. Olan burada Leary oldu diyelim. Leary güzel oynamıştı. İkinci maça geçebiliriz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim.